Haberimiz önemli bir haber. Bizim meslektaşımızla ilgili bir haber ve Avrupalı Türklerle gerçekten üzen bir haber. AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın girişimleriyle geçtiğimiz hafta bu konuya açıklık getirilmiş ve yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşların Türkiye'ye nakli uygun bulmuştu. Türkiye Gazetesi köşe yazarı ve ATV Avrupa program yapımcısı Fuat Uğur, yurt dışında koronavirüsten ölen Türk vatandaşlarının cenazelerinin Türkiye'ye getirme çabası cinayet olur, paylaşımı ise çok büyük tepkilere yol açtı. Türkiye Gazetesi köşe yazarı ve ATV Avrupa program yapımcısı Fuat Uğur'un yurt dışında koronavirüsten ölen Türk vatandaşlarının cenazelerini Türkiye'ye getirme çabası cinayet olur. Paylaşımı tepkilere neden oldu. Yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşlarının cenazelerinin koronavirüsü kapsamında alınan önlemler doğrultusunda Türkiye'ye götürülüp götürülemeyeceğine ilişkin söylentiler gündeme gelmişti. Türkiye'den ilgili bakanlıkların ve özellikle AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın girişimleriyle geçtiğimiz hafta bu konuya açıklık getirilmiş ve yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşlarının Türkiye'ye nakli uygun bulunmuştu. Kanal Avrupa başta olmak üzere yurt dışında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, cenaze nakillerinin uygun koşullar çerçevesinde gerçekleşmesi için defalarca çağrıda bulunurken alınan kararın tam tersi yönünde bir tweet gündeme geldi. Türkiye Gazetesi köşe yazarı ve ATV Avrupa program yapımcısı Fuat Uğur, yurt dışında koronavirüsten ölen Türk vatandaşlarının cenazelerini Türkiye'ye getirme çabası cinayet olur. Bu konuda yapılacak işgüzarlıklara hükümet izin vermemeli. Yurt dışındaki Türk vatandaşı anlayışlıdır ve gereği neyse yerine getirir. Cenazesini bulunduğu yerde defneder şeklinde paylaşımda bulundu. Uğur'un hadsiz ve yersiz paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü. Avrupa'da yaşamayan ama Avrupalı Türkler hakkında ahkam kesen, Avrupa'ya sadece gezme amaçlı gelen ve sırf gündemde kalmak için bu tip paylaşımlar gazetecilik değil, olsa olsa bir proje ya da provokatörlük olur. Avrupa'da yaşayan Türklerin maneviyatlarına saygı duymayan, sırf Avrupa'daki iş adamlarından nemalanan bu provokatörlere primi biz Avrupalı Türkler veriyoruz. Sanırım hem yaşadığımız ülkelerde hem de ana vatanımızda yaşanan bu zorlu süreçte siz Avrupa'da yaşayan Türkleri sağduyuya davet edip ne derimizi ne de ölümüze saygı duymayanlara karşı bir duruş sergileme zamanı geldiğini düşünüyoruz. Şimdi efendim bu hadsiz tweet kimlere zarar veriyor? Hem hükümete hem devlete ve Avrupa'da yaşayan bizlere. Yani bizleri şu anda gurbetçi, hani diyorlar ya gurbetçiler diye, aslında onu da söyledik. Biz Avrupalı Türkleriz, gurbetçi değiliz. Bunun bir kere tescili. Ama böyle bir tweet atmak ve bu tweet'i attığın yerlerde çalışıyorsun, oralardan ekmek yiyorsun ve Avrupalı Türklere yönelik bir de program yapıyorsun bir ulusal bir televizyonda. Ve buradaki insanları bu kadar üzebilecek bir harekette bulunuyorsun. Ama bunun tepkileri var, medyada var, sosyal medyada var. Çığ gibi büyüyor, insanlar yaptıklarına, ettiklerine, hareketlerine dikkat etmeliler. Efendim şimdiki